Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. AÖF İlahiyat ön lisans Arapça 4 vizeye kadar olan konuların özet videosunun birincisini dün çekmiştik. Bugün de 4 ve 5. ünitelerin özet videosunu inşallah kısa notlarla şimdi sizlere aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar, dördüncü ünitemiz beş isim dediğimiz Esma-ül Hamse adıyla bilinen beş isim. Bu isimler arkadaşlar Ebun, baba anlamına gelen, Ehun, erkek kardeş anlamına gelen Ehun kelimesi, Ebun, Ehun, kayınpeder anlamına gelen Hamun, Hamun kelimesi arkadaşlar, kayınpeder anlamına gelen, ağız anlamına gelen Femun ve sahiplik bir şeye, bir özelliğe sahip olma anlamına gelen Zu ismi arkadaşlar. Bunlar Esma-ül Hamse'dir. Arkadaşlar bu isimleri diğer isimlerden ayıran özellik nedir ki bunlar yani beş isim olarak ayrı bir konu altında işlenmiş? Tek özelliği şu arkadaşlar. Bakın tesniyeleri, cemileri aynı. Fark etmiyor. Diğer isimlerle aynı özellikleri taşıyor. Ama müfret hallerinde bu isimler normalde müfret isimlerin irabı ne iledir? Hareke iledir arkadaşlar. Normalde müfret isimler hareke ile irab alır. Mesela ben kalemün dediğim zaman kalemün, kalemen, kalemen ve ne derim? Kale min derim. Yani raf halinde zamme, nasb halinde fetha, cer halinde kesra alırlar arkadaşlar. Şimdi normalde bir müfret isim tam irap aldığı zaman raf, nasb, cer halinde zamme, fetha, kesra alır. Arkadaşlar bu beş isim dediğimiz Esma-ül Hamse de herhangi bir şekilde bir şeye muzaf olmadığında birkaç özellik var. Onlar gerçekleşmediğinde harekeyle irap alır. Mesela ebün, ca'e ebün. Ca'e ebün, baba geldi. Ra'eytu eben, babayı gördüm. Bir babayı gördüm. Merartu bi ebin, bir babaya uğradım. Bakın rafali zamme, nasbali fetha, cerhali kesra. Bu halleriyle yani bir isme veya zamire muzaaf olmadıklarında bu halleriyle bu isimlerde aynı normal isimler gibi ne yapıyorlar? Hareke ile irap alıyorlar arkadaşlar. Fakat bu beş isim dediğimiz isimler bir zamire veya bir isme muzaaf olduklarında mesela Ebu Bekrin diyorum. Bekir kelimesi isim değil mi? Ebu Bekrin. Bakın bir isme muzaaf oldu. Veya Ebuhu, onun babası, bir zamire muzaaf olduğunda. İşte bunlar bir isme veya zamire muzaaf olduklarında arkadaşlar harekeyle değil harf ile irap alırlar. Sırf bu yüzden bu bir konu olarak anlatılıyor. Niye? Çünkü normalde müfret isimlerin kuralı nedir? Müfret isimler hareke ile irap alırken bu isimler müfret olarak kullanılsalar bile eğer bir zamire veya isme muzaaf olmuşlar ise bu durumda harf ile irap alırlar. Harf ile irap almaları ne demek arkadaşlar? Şimdi mesela bakın burada şunu biraz sonra söyleyeyim. Önce bunu söyleyeyim. Harf ile irap almaları şu demek.
raf halinde bir kelime, müfret bir kelime ne alırız? Zamme. Arkadaşlar bunlar eğer biraz sonra sayacağım özellikleri taşıyorlar ise, harf ile irap alıyorlar ise, zamme yerine vav alırlar raf halinde. Nasb halinde fetha, fetha yerine elif alırlar. Cer halinde kesra, kesre yerine de y ile irap alırlar arkadaşlar. Bu isimlerin özelliği bu. Arapça 4, 4. ünite hocam konumuz. Yeni giren arkadaşımız için söylüyorum. Esma-ül Hamse 5 isim. Şimdi arkadaşlar, vav ile raf halinde, elif ile nasb halinde, y ile cer halinde irap alıyorlar. Bakın ama bu şekilde raf hali vav, nasb hali elif, cer hali y olması için şartlar var. Bir, müfret olacaklar. Yani bunlar tesniye ve cemi olurlarsa harf ile irap almazlar. Ama hocam tesniyeler raf halinde elif, cer halinde ve nasb halinde y ile irap alıyorlardı değil mi? Arkadaşlar ama bakın burada irap, tesniyedeki irap harf ile ama bakın nakıs bir iraptır. Yani raf halinde vav, nasb ve cer haliye. Bizim burada kastettiğimiz 3 irap halinde de farklı bir irap alacaklar. Yani raf halinde vav, nasb halinde elif, cer halinde de elif değil, cer halinde ye. 3 tane farklı irap alacaklar. Müfret olacaklar. Mesela ebun kelimesinin tesniyesi ebevani tesniyesi. Şimdi bu harf ile irap alır mı? Yani işte raf halinde vav, nasb halinde elif, cer halinde ye alır mı? Hayır. Bu raf halinde ebevani olur. Nasb ve cer halinde ebeveyni olur. Tesniyesi. Demek ki arkadaşlar tesniyeleri ve cemileri bu bahsedeceğimiz özelliğe dahil değil. Bir, müfret olmalılar. İki, bir isme veya bir zamire muzaf olacaklar arkadaşlar. Yani bunlar muzaf konumunda değillerse, mesela ca'e geldi, ebün baba geldi. Bakın herhangi birinin babası değil. Sadece bir baba geldi. Burada bir muzaf olma söz konusu var mı? Yok. O zaman burada harf ile irap almıyor. Hareke ile irap alıyor, görüyorsunuz. Bir isme veya zamire muzaf olmalılar. Örnek işte yukarıda yazdık. Bekir ismine muzaf olmuş. Bekir'in babası. Hü zamine muzaf olmuş. Onun babası. Bakın muzaf, muzafın iley oluyor. İsim tanımlaması oluyor arkadaşlar. İki, ne dedik? Muzaf durumda olacaklar. Üç, küçültme ismi olmayacak bunlar arkadaşlar. Harf ile irap alması için küçültme ismi tasgir, yani ismi tasgir formunda olmayacak arkadaşlar. İsmi tasgir formunda olmayacak. Bu ne demek? İsmi tasgir formunda olmayacak. Ne demek arkadaşlar? Bu da şu demek. Ebun kelimesinin ismi tasgiri nedir? Übeyyün. Bakın hareke ile irap aldı. Übeyyün. Mesela Übeyyü, mesela desem ki babacığı, mesela Bekir'in babacığı desem arkadaşlar ne olur? Übeyyü, Übeyyün yerine muzaf yaptım ya, nekra temvine attım. Übeyyü Bekir'in. Bekir'in, Bekirci'nin babası. Küçük Bekir'in babası değil mi? Bekirci'nin babası. Evet. Ama bakın hareke ile irap aldı. Harf ile irap almadı. Niye? Çünkü harf ile irap alabilmesi için raf halinde vav, nasb halinde elif, cer halinde ye alabilmesi için şartlar ne? Müfret olacak. İsme veya bir zamire muzaf olacak. Küçültme ismi olmayacak. Küçültme ismi olmayacak. Dört arkadaşlar, mütekellim y'si dediğimiz zamir dışında bir zamire muzaf olacak. Mütekellim yasına muzaf olmayacak. Bunu da şöyle açıklayalım arkadaşlar. Mütekellim yasına muzaf olan kelimelerin özelliği şu neydi arkadaşlar? Bakın mesela ne diyelim? Benim kalemlerim diyecek olsam. Eqlami. Benim kalemlerim. Bakın arkadaşlar. Eqlami. Benim kalemlerim. Mütekellim yası. Şimdi mütekellim yalarında irap neydi? Takdirendi. Yani raf, nasb, cer halinde
Mesela ben desem ki bu cümlede fail olsa eklam kelimesi diyelim ki benim kalemlerim. Mesela caa geldi eklami kalemlerim geldi. Ne geldi? Kalemlerim. Fail. İşte fail nirabı normalde ne olur? Merfu olur. Ama burada merfu olduğunu gösteren bir işaret var mı? Yok. O zaman burada ne diyoruz? Takdiren burada bir zamme vardır. Merfuluk alameti vardır. İşte mütekellim yasına mesela ebi dediğim zaman baba kelimesini mütekellim yasına muzaf ettiğim zaman raf halinde vav alabilir mi? Alamaz. Çünkü mütekellim yasına muzaf olan isimler raf, nasb, cer halinde irapları takdirendir arkadaşlar. Çünkü mütekellim yasından önceki kelimenin harekesi nasıl okunur? Esre okunur. Yani onu üstün ve ötre yapamıyoruz değil mi? Onun kelimenin sonunda takdiren bir işte irap var olduğunu düşünürüz. Takdiren irap, gizli bir irap var deriz arkadaşlar. Esmaül Hamse dediğimiz olay bundan ibaret. İşte bu beş ismin raf halinde elif, nasf halinde şey pardon raf halinde vav, nasf halinde elif, cer halinde ye almasından ibaret arkadaşlar. Bu konunun özeti bu. Birer tane de örnekle konuyu anlatıp geçelim arkadaşlar. Mesela diyorum ki Hamu Ömer. Ömer'in kayınpederi. Hamu Ömer'u. Ömer'in kayınpederi. Ömer kelimesi gayrimusarif olduğu için sonu kesra yerine fetha ile yazdık. Onu yani kafanız bulanmasın. Hocam muzafun ileyh niye üstün yazıldı? Muzafun ileyh normalde cer olur. Evet ama Ömer kelimesi fualu kalıbında gayrimusarif olduğu için kesra yerine fetha ile harekelenir. Bu onun cer halidir zaten sorun yok. Şimdi Hamu Ömer'in kayınpederi amilün işçidir mesela. Ömer'in kayınpederi işçidir dedik. Ömer'in kayınpederi burada nedir arkadaşlar? Mübtedadır. Şuradaki Hamu muzaftır arkadaşlar. Ömer muzafun ileyhtir. Hamu aynı zamanda cümle merfu bir isimle başladığı için mübtedadır. Mübtedadır. O zaman ne oldu arkadaşlar? Hamu mübteda. Mübtedanın irabı neydi? Merfu. Raf hali vav. Arkadaşlar veya cae geldi. Hamu Ömer'in kayınpederi geldi. Fail olduğu için hamu ne oldu? Yine vav ile yazıldı. Peki raeytu gördüm arkadaşlar. Kimi gördüm? Raeytu gördüm. Kimi sorusu mef'ul olduğu için, mef'ul de nasb olduğu için Hama Ömer'a Ömer'in kayınpederini gördüm. Şuradaki elif bunun ne halidir? Nasb halidir. Çünkü ra'a fiil tü fail hama onun mef'ulü, mef'ulün irabı mensup olduğu için nasb hali elif. Bakın raf hali vav, nasb hali elif. Cer haline baktığımızda arkadaşlar merartu uğradım. Merartu uğradım. Kime? Bi hami Omara. Omara. Bi hami Omara. Bi harfi cerinden dolayı hami kelimesi bakın Ömer'e muzaaf olmuş. Ondan dolayı da sonu ne olmuş? Ye ile gelmiş. Cer hali ye. Şimdi arkadaşlar bakın gösterelim. Raf hali vav. Nasb hali elif. Cer hali ye ile yazıldığını görüyoruz. Kurallara uymuş mu bakalım? Hamu kelimesi müfret mi? Müfret. Bir ne dedik? Müfret olacak. İki zamire veya isme muzaaf olacak. Burada Ömer kelimesi yerine ben bir zamir koysam Ömer'i mesela desem ki onun kayınpederi, o Ömer olsun. Onun kayınpederi, hü zamini de koysam aynı şey. Yani zamire muzaaf olur veya isme muzaaf olur. Zamire veya isme muzaaf olacak, tamam. Hamu kelimesi, küçültme ismi dediğimiz Hamu'nun küçültme ismi nedir? Hümeyyün şeklinde küçültme ismi olarak kullanılmış mı? Hayır. Demek ki küçültme ismi değil. Peki, Hamu kelimesinin ne bitişen zamir, mesela hü zamirini kullansak. Hamuhu, hamuke. Hamu hüma, hamuhum onların kayınpederi mesela desem o zamirler mütekellim yası mı? Hayır yani bu hami mi? Hayır mütekellim yası değil.
O zaman ne diyorum arkadaşlar? Burada şartları taşıdığı için 5 isim harf ile irab almıştır. Raf hali vav, nasb hali elif, cer hali ye ile gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet. 5 isimin konusu bu kadar arkadaşlar. Özetle 5 isimle ilgili kafanızda takılan, sormak istediğiniz, hocam şu kısmı 5 isimde anlamadım dediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yoksa 5 isimle ilgili konumuzu geçiyorum ve 5. ünitemizin özetine geçiyorum arkadaşlar. 5. üniteden de size kısa kısa konuyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım inşallah. Evet, var mı arkadaşlar kafanıza takılan bir soru? Evet, o zaman 5. üniteye geçiyoruz. Arkadaşlar, 5. ünitemiz maksur isimler, mankus isimler ve memdut isimler arkadaşlar. Şimdi 3. ünitemizde bakın ne vardı? İsmi alet, yine isimlerden bahsettik. İsmi alet, ismi zaman, ismi mekan, değil mi? İsmi tasgir, nisbet ismi, isimlerden bahsettik. 4. ünitemizde özel bir durumu olan 5 isim dediğimiz ef'ali hamseden söz ettik 4. ünitemizde. 5. ünitemizde de yine özel durumlarda yazı, özellikle bakın 5. ünitemiz arkadaşlar manadan çok yazımla ilgili, yani kelimelerin yazımıyla ilgili kuralları içeren bir ünite. Yani maksur isim dediğimizde bir anlam yüklemiyor bunlar. Yani kelime, bu kelime maksur olunca buna bir anlam yüklenmiyor. Sadece kelimenin şekilsel olarak değişiklikleriyle ilgili, isimlerin şekilsel değişiklikleriyle ilgili konular olacak burada arkadaşlar. Şimdi maksur isimler Arapçada, birer örnekle anlatalım arkadaşlar. En iyi örnekle anlaşılır. Mesela merda dediğimizde son harfi ye olup sondan önceki harfi üstün olan isimlere maksur diyoruz. Bakın maksur. Mankus isimler arkadaşlar, bunlar da mesela radi dediğimiz zaman, radi dediğimiz zaman son harfi yine Y ama sondan önceki harfi bakın burada üstünken burada esre olan isimler. Bir şeye dikkat edin arkadaşlar. En önemli tüyolardan biri. Bakın maksur ismin altında herhangi bir nokta yazmıyoruz. Ama mankus isimlerdeki bu Y, alfabedeki Y olduğu için kus demişiz bakın zaten. Kus, mankus, yani esprili bir dille. Noktaları Y ne yapmış? Dışarıya kusmuş. Evet. Noktalar Y'nin altında yazılmak zorunda. Mankus isimlerde. Arkadaşlar tek farkı bu. Memdut isim ise bir kelime düşünün ki kelimenin son harfi hemze. Sondan önceki harfi de elif olan isimlere de biz ne diyoruz? Memdut isimler diyoruz. Bakın memdut isimlerin özelliği şu sondan önceki, hemzeden önceki elifin memdut elif, uzun elif şeklinde yazıldığını söyleyebiliriz. Maksur isimlerdeki ye de elifin maksure olduğunu söylememizde bir sakınca yok arkadaşlar. Birinci bilmemiz şey, gereken şey bu. Maksur, mankus, memdut isimler bunlar. Peki diyelim ki maksur bir isim var ve ben bu isme bir zamir bitiştireceğim arkadaşlar. Bakın buna bir zamir bitiştireceğim. Şimdi şöyle mi bitiştiririm zamiri? Merdahu mu derim mesela? Arkadaşlar diyor ki bu isimlere bir zamir bitiştireceğimiz zaman biz bu ismin sonundaki elifi maksure olan şu maksur elifi uzun elife dönüştürürüz. Yani şöyle yazarız arkadaşlar. Merda, sonra da zamirimizi bitiştiririz. Merdahu, merdake mesela, merdake senin, evet, razı olman, merdahu onun razı, şey merda pardon, merdahu radiye, razı oldu, başka bir kitaptım kusura bakmayın, merdahu onun hastası, merdake senin
Hastan değil mi? Hastaların. Evet. Merda. Hastalar demek arkadaşlar. Evet. Merit. Hasta. Merda. Hastalar. Merdahu. Onun hastaları. Merdake. Senin hastaların anlamına geliyor. Şimdi maksur isimlerdeki önemli konulardan biri bu. Maksur bir isme zamir bitireceğimiz zaman elifi maksure şeklinde, kısa elif şeklinde yazılan şu y uzun elife dönüştürülür. Sonra zamir bitiştirilir. Birinci önemli hassas noktamız, tüyomuz bu. İkincisi, eğer mütekellim yası arkadaşlar, mütekellim yası dediğimiz zamir bitişecekse, mütekellim yası neydi? Hemen şöyle şurada kısaca bir örnek vereyim. İsmün, isim. Benim adım dediğimde şurada benim anlamına gelen şu y nedir arkadaşlar? Mütekellim yası. İşte bu mütekellim zamirini, y'sini isme, bir isme bitiştirdiğimiz zaman ismi bu şekilde okuyoruz değil mi? Ama maksur bir isme bitiştireceksek sondaki y'yi yine elife dönüştürüyoruz. Ama şu mütekellim yasını merda bu şekilde okuyabilir miyiz? Artık esreli hayır. Merda ye şeklinde okuruz arkadaşlar. Bakın hangi maksur isme bitişirse bitişsin mütekellim yası o sondaki y fethalı okunur arkadaşlar. Bu ister işte asan kelimesi gibi uzun elifle yazılan maksur isim olsun. Bir de arkadaşlar burada söylememiz gereken şu var. Mesela bakın asan kelimesi de maksur isimdir. Ama hocam siz dediniz ki maksur isim şuradaki gibi y ile yazılır değil mi? Merda'daki gibi y ile yazılır. Evet arkadaşlar ama istisna da olsa az da olsa uzun elifle yazılan maksur isimler de vardır. Bunu da unutmayalım. Asen kelimesinde olduğu gibi. İşte asen kelimesine şimdi mütekellim yasını bitiştireceksem arkadaşlar ne yapıyorum? Asa ye. Yani merdaya da bitişsem asaya da. Yani ister elifi maksure ile yazılsın, ister elifi memdude ile yazılsın. Maksur isimlere mütekellim yası bitiştirdiğimde sonunu uzun elifle yazıyorum ve y harekeli olarak üzerine fethalı olarak bir y ekliyorum. Asaye oluyor. Merdaye. Benim hastalarım anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Maksur isimlerle ilgili söyleyeceğimiz şeylerden biri bu. İkincisi maksur isimlerle ilgili yine unutulmaması gereken arkadaşlar noktalardan biri şu. Maksur isimler mesela feta kelimesi maksur isim el feta kelimesi. El feta kelimesi maksur bir isim değil mi? Raf halinde de nasb halinde de cer halinde de takdiren irab alır maksur isimler. Ca el feta, ra'eytül feta, merartu bil feta. Bakın hepsinde feta şeklinde okuyorum. Takdiren merfu, takdiren mensup, takdiren mecrur diyorum. Eğer ben bu kelimeyi nekra olarak yazarsam, irab yine arkadaşlar takdirendir. Raf, nas, cer halinde takdiren irab alır. Fakat feta kelimesi gibi eğer maksur y dediğimiz şu y'nin kelimenin orijinalinden aslından olduğunu biliyor isek, bu tür kelimelerde iki tenvinle okuruz. Yani feta değil de feten şeklinde tenvinleyerek çift fethalı okuruz. Ama raf halinde de takdiren merfu, nasb halinde takdiren mensup, cer halinde takdiren mecrur diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ca'e feten, ra'eytu feten, merartu bi feten diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi bakın feten şeklinde tenvinli yazdık ya. Feten kelimesinin aslında bu var. Ama diyelim ki mesela kübra dedim. Kübra dedim. Kübra. Şimdi şuradaki ye kelimenin aslından mı? Arkadaşlar kübra kelimesinin kökü kebura. Büyük oldu. Evet kebura. Kebura kelimesinde şu y var mı? Aslında yok. Yoksa işte o zaman nekra da olsa bu kelime, elif lam takıldı olsa böyle okunur. El kübra veya kübra. Bakın kübran diyemiyorum feten gibi. Y'nin kelimenin aslından olması gerekiyor. Tenvinleyerek
nekra halde okuyabilmem için. Arkadaşlar, mankus isimlere gelince, mankus isimlerde de, bakın şimdi maksur isimlerde de, maksur isimlerde ne demiştik? Hem raf, bakın hem raf, hem nasb, hem de cer halinde irab takdiri. Mankus isimlerde raf ve cer halinde irab takdiren olur. Yani görünmez irab alameti. Ama nasb halinde arkadaşlar irab nedir? Nasb halinde irab zahiridir. Yani açıkça kelimenin sonunda irab alameti görünür. Örnek verelim arkadaşlar. Mesela ca'e geldi. Kim geldi? El-kadi. Bakın. Kadi. Kadı geldi. Fail. Fail raf hali olduğu için takdiren merfu diyorum bu kelime. Bakın irab alameti kelimenin sonunda gözükmüyor. El-kadi dedim. Gözükmedi. Ra'eytu gördüm. Şeyi sonra söyleyeyim. Merartu bil-kadi arkadaşlar mesela. Ra'eytu merartu pardon bil kadiyi, kadıya uğradım. Bakın bir harfi cerinden dolayı bunun ne olması lazım? Şu kelimenin sonunun cer olması lazım. Ama cer gözüküyor mu? Gözükmüyor. İşte bakın nasb, raf ve cer halinde irab takdiri. Ama ben deseydim ki ra'eytu gördüm. Kimi gördüm? Bura mef'ul olacağı için el kadi desem takdiren olur. Ama bakın ne diyeceğim? El kadiye. El-kâdiye. Bakın irab alameti takdiren değil, zahiren, lafzen kelimenin sonunda gözüküyor belirgin bir şekilde. Fetha kelimenin sonunda yazılıyor. Onun için nasb halinde, mankus isimlerde irab nedir arkadaşlar? Zahiridir diyoruz. Bu konuyu da aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Yine önemli özelliklerden biri de şu mankus isimlerde. Ama şunu bana hatırlatın. Hocam siz demiştiniz ki mankus diyorsunuz. Bunlar y'yi kusuyor. Y'lerin noktalarını niye yazmadınız? Mankus isimlerde y'yi mutlaka yazın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela bunun önemini ben size anlatayım bir örnekle de. Neden bunu söylüyorum? Mesela arkadaşlar şöyle bir şey yazsalar. Şimdi burada kelimeyi biliyorsunuz ama kelimeyi hiç bilmediğiniz bir kelime olsa, elka diye dese böyle dursa, dat harfinin harekesiyle ilgili yorum yapalım. Kadı mı diyeceğim, kada mı diyeceğim arkadaşlar? Bakın, nokta var mı şu an? Yok. Nokta yoksa kada derim. Çünkü bunun kadı olması için noktalı olması şart arkadaşlar. Mankus isimlerde y noktalı yazılır. Bunu unutmayın. Peki mankus isimler arkadaşlar nekra olduğunda durum ne? Nekra olduğunda da irabı takdiridir. Ama ne zaman? Yine raf ve cer halinde takdiridir. Ama bir farkla. Şimdi kadi diyoruz ya arkadaşlar. Nekra yazdım ya. El kadi marife. Elif lam takısız yazdım da. Kadi nekra. Nekra halinde şu y düşer. O y düşer. Kendinden önceki harf ne? Dat. Dat harfinde bir tane esre var normalde değil mi? Şu y ikinci bir esre olarak dat harfine eklenir. Tamam arkadaşlar? Kadın. Mesela rami atan demek. Rami ne olur? Ramin şekline dönüşür. Arkadaşlar bunu da mankus isimler için en önemli şeylerden biri bu. Bunu da unutmayalım. Mesela desem ki ca'e kadin. Kadı geldi. Ra'eytü gördüm. Bakın ra'eytü gördüm. Kadin değil. O ye geri gelecek nasb halinde. Niye? Çünkü kadı ye'yi harekelemem gerekiyor ya. Kadiyen oldu arkadaşlar. Nasb halinde ye gördüğünüz gibi geri geldi. Evet, noktaları koyun hocam. Teşekkürler sayın öğrencimiz. Hemen az önceki söylediğim sözü bana hatırlattı. Teşekkür ediyorum.
Rami değil mi? Noktaları koyuyoruz. Bakın arkadaşlar ye geri geldi. Kadın, kadiyen şeklinde tekrar ye'yi geri getirdik. Çünkü nasf halinde irab, irab zahiri. İrabı zahiren göstereceğime göre ye'de ye'yi geri getireceğim. Çünkü şurada kadın diye desem burada ben ye'yi nasıl göstereceğim, harekeyi nasıl göstereceğim, gösteremem. Evet. Burada bir de arkadaşlar önemli bir nokta daha var. Onu da söyleyerek mankus isimlerde bitiriyorum. Şimdi şurada rami, ramin diyorum değil mi? Kadi, kadin diyorum. Peki bu kelimeyi bir kelimeye muzaf kullansam arkadaşlar. Mesela kadının kalemi desem. Kadının kalemi desem. Evet. Şey pardon. Kalem-i Aline. Yok kadının kalemi değil de kadı kelimesini şey olarak kullanalım arkadaşlar. Muzaaf olarak kullanalım. Bir örnek aklıma gelsin. Ha, mesela mahkemenin kadısı diyelim arkadaşlar. Daha doğru olur. Evet. Mahkemenin kadısı diyelim. Şimdi normalde kadın yazıyorum değil mi bunu arkadaşlar? Ye'yi atıyorduk. Nekra ya bu. Nekra ya şu an. Marife değil. Şimdi arkadaşlar muzaaf olan bir kelime tenvin alır mı? Tenvin almaz. Almaz. Tamam şimdi ben bunu tenvini atarsam buradaki tenvindeki şu hareke yani ikinci hareke neyin göstergesiydi? Sonunun ye ile bittiğinin göstergesiydi. Ben bu tenvini atarsam, ben bunu şöyle yazarsam, kadil diye yazsam, kadil diye yazsam, bana şunu demeniz gerekiyor. Hocam buradaki ye nereye gitti? Buradaki eğer bu esre ye'nin esresi ise, o zaman datarfinin harekesi nerede diyebilirsiniz. İşte muzaaf olduğunda bu kelime tenvin alamayacağı için ye geri dönüyor arkadaşlar. Bakın muzaaf olarak kullandığımızda, nekra olarak bile yazsak kadi, rami gibi kelimelerde ye geriye dönüyor. Ne yapıyoruz? Kadil mahkemeti şeklinde yazıyoruz. Ye'nin yani noktalarını da koymayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bu da mankus isimlerle ilgili gerçekten bilmeniz gereken çok çok önemli özelliklerden birisi arkadaşlar. O zaman şöyle yazayım. Baki dedim arkadaşlar. Bunu nekre olarak yazdığımda ne diyorum? Ba noktaları koyalım. Uyarı yemeyelim arkadaşlardan. Bakin diyoruz. Ama bunu muzaf yazacağım zaman tekrar bu formata dönüştürüyoruz. Raf halinde cae bakin arkadaşlar. Ra'eytu bakiyen ye geri geliyor nasb halinde irab açık olduğu için merartu bi bakin şeklinde oluyor arkadaşlar bunu unutmayalım tamam arkadaşlar şimdi burada bir de bir şey daha söyleyelim ca'e geldi el bakiye değil ca'e el baki baki olan geldi ra'eytu gördüm El-Bakiye. Ye ortaya çıkıyor nasb halinde. Merartu bil-Baki. Yine bakın. Bil-Baki şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Memdud isimlere gelince arkadaşlar. Elif-i Memdude ile biten son harfi Hemze. Sondan önceki harfi Elif olan isimlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Memdud isimler diyoruz. Memdud isimlerde de arkadaşlar raf hali ulema u dediğimde raf hali zamme ile ulema e nasb hali fetha ile ulema i cer hali kesra ile yazılır arkadaşlar. Memdud isimler bu şekilde yazılır. Arkadaşlar memdud isimleri de biz hemzesi, şuradaki hemze kelimenin kökünden olan kelimeler. Mesela arkadaşlar va'e kelimesinden türeyen zıya kelimesi, zıya'un. Bakın zıya'un neden türemiş? Da'e.
Kelimenin aslında hemze var mı? Var. Bir, kelimenin hemzesi aslından olan memdut isimler. İki, memdut ismin hemzesi başka bir kelimeden dönüşmüş olanlar. Mesela arkadaşlar, dua'u kelimesi da'a kelimesinden türemiştir. Da'a nakısı vavi fiildir. Şuradaki elif değil vav'dır. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Da'a du'a'u şeklinde ne dönüşmüş arkadaşlar. Da'a yed'u değil mi? Da'a yed'u. Buradaki vav'dır. Vav neye dönüşüyor? Hemzeye dönüşüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Da'a du'a'u. Hemze vav'dan dönüşmüş arkadaşlar. Üçüncüsü de hemzesi zait olan arkadaşlar. Zait olan. Zait demek yani kelimenin aslıyla, kelimenin kendisiyle hiç alakası yok. İlave edilmiş. Kelimeye sonradan ilave edilmiş. Mesela sahra'u kelimesi sahara kelimesinden türemiştir. Sahra'u. Bakın şuradaki arkadaşlar hemzenin bu kelimeden hiç alakası yok. İlave edilmiş. Buraya konulmuş. Sahra'u. Mesela ulema'u. Bakın alime kelimesi bildi. Alime'den ne oluyor? Ulema'u. Hemzenin kelimenin köküyle hiçbir benzerliği alakası var mı? Yok arkadaşlar. Bu da bilmemiz gereken şeylerden biri. Evet. Arkadaşlar burada bildirmemiz gereken şeylerden biri de elif ve hemzesi kelimenin kökünden olmayan memdut isimler gayrimunsariftir arkadaşlar. Elifi ve hemzesi kelimenin kökünden olmayan memdut isimler gayrimunsarif kelimelerdendir. Bu kelimeler raf halinde, zamme, nasb halinde, fetha, cer halinde arkadaşlar kesra yerine yine fetha alırlar. Az önce anlatırken ulema'u, ulema'e, ulema'i dedik. Hani o konuyu anlatmadık diye kafanız karışmasın diye. Şimdi konuyu anlatınca bunu da açıklamış olalım arkadaşlar. Bakın ulema kelimesinde hem elif hem de hemze kelimenin kökünde yok. Alime, bildi, bilmek anlamına geliyor. İşte kelimenin kökünden aslından değilse elif ve hemze memdut isimlerde bu tür isimler gayrimunsarif kabul ediyoruz arkadaşlar. Gayrimunsarif olduğu için de raf hali zamme, nasb hali fetha, cer halde kesra yerine yine fethalı. Bakın ikisi nasb ve cer hali arkadaşlar. Nasb ve cer hali görüyorsunuz. İkisi de fethalı yazılıyor. Ve temmin almıyor. Gayrimusarif isimler temmin almıyordu. Bakın ulema ün demedim değil mi arkadaşlar? Ama dua ün derim. Dua ün, dua en, dua in. Üç halde de irab alabilir. Böylelikle memdut isimlerle ilgili de arkadaşlar sizlere söylenmesi gereken, ekstra bilmeniz gereken ince noktaları elimizden geldiğince söyledik, özetledik. Şimdi 3,5 dakika falan bir vaktimiz var. Sizlerin söylemek istediği, eklemek istediği veya sormak istediği bir şey varsa sizlerden dönüş alabilirim arkadaşlar. Hocam Beyda'da memdut oluyor mu? Beyza'ede memdut bir isimdir. Hemen yazıyorum hocam. Beyza'e. Bakıyorum son harfi hemze. Sondan önceki harfi elif. Bu tür isimler neydi? Memdut isim. Beyza'e kelimesi de ne oluyor? Memdut isim oluyor arkadaşlar. Evet hem de gayrimunsarif özelliğe sahip memdut isim oluyor. Beyda'e kelimesi de aynı şekilde. Hocam hemzenin kelimenin kendinden olmadığını nasıl anlıyoruz? Kelimenin köküne, hocam kelimenin köküne bakıyorum. Beyda kelimesi ba'din kelimesinden türemiştir arkadaşlar. Evet yani ba'din kelimesi de beyaza, beyazadır. Beyaz oldu.
Beyeza. Kökü bu. Kelimenin kökü bu. Kelimenin köküne bakıyorum. Elif var mı? Yok. Hemze var mı? Yok. Demek ki bunlar zait kelimeye sonradan eklenmiş arkadaşlar. Bunlar tabii ki biraz tecrübidir. Ama sizin çok zorlamanıza gerek yok. Burada verilen kelimeleri bilmeniz yeterli. Size kitap dışından bir kelimenin, yani bilmediğiniz bir kelimenin işte kökünün hani aslından mı değil mi olduğunu soracak kadar sizi ön lisans düzeyinde bir Arapçada zorlamazlar arkadaşlar. Buna o kadar yapmazlar da yapmamaları da gerekir. Çünkü yani bu derece bir Arapça bilginizin olmadığını zaten onlar da biliyorlar. Ona göre soruları hazırlıyorlar. Genelde de kitaptaki kelimelerden çıkıyor. Buradaki kelimeleri bilmeniz yeterli arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı? Evet arkadaşlar, katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Güzel bir ders oldu. Kısa ve öz bir şekilde iki üniteyi özetlemiş olduk. Sınav öncesi güzel bir çalışma olur sizler için, ders çalışmak için. Güzel olur. Arkadaşlar videolarımızı inşallah YouTube'a yüklüyoruz. YouTube'dan da inşallah dersleri izliyorsunuzdur. Dünkü videoyu da yüklemiştim. Onu da sağ olsun arkadaşlar izleyenler olmuş. Fakat bir şey dikkatimi çekiyor. Mesela videoları kendi öğrencilerimiz de sanırım bunu unutuyorlar. Yani ben unuttuklarına veriyorum. Videoların sonunda YouTuber'lar derler ya, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben de size diyorum, bakın derste esprili bir şekilde söylüyorum. Bu sefer hadi bu şekilde ekleyelim. Arkadaşlar yani izliyorsunuz, niye beğenmiyorsunuz? Beğenmiyor musunuz videoları? Biraz esprili olsun. Yani orada bir ufak bir şey yapacaksınız. İzlediniz, bir de beğene basın ki videoların biraz daha da işte beğen ne kadar çok beğenilirse YouTube'da bazı şeyler var arkadaşlar. Özellikler var. Onlar daha ön plana çıkıyor. Sizin videolarınızın görülmesi başkaları tarafından daha fazla etkin oluyor. Bunlar YouTube'da bir artı haline dönüşüyor. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Çıkmış soruları yarın çözeceğiz. Arapça 4 arkadaşlar. İnşallah çıkmış sorulardan, ama tabii ki ne zaman çözeriz bilmiyorum. Elimde